Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, ondan sonra paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün elektrikler yok. Fazla bir çekim yapamayacağım çünkü Antep geneli elektrikler yokmuş. Şöyle size göstereyim kahvaltımı. Kuru yemiş isterim o size kalmış bir şey. Ya ben bunu doyacağım ve grip geçmedi. Böyle mevsimine özel bir tercihim oluyor. Sera ürünlerinden arınmış. Özellikle zeytinyağlı süzme yoğurdum göstereceğim. Gelin benimle zayıflayalım ya. Vallahi tabaklarınızı benimkine göre ayarlayın. Haziran, Temmuz istediğiniz kilolara inşallah ulaşırsınız. İnşallah diyorum ulaşırsınız. Bugün Türk kahvesi içmedim özel sebepten dolayı. Onun yerine hiçbir şey içmedim. Aslında zerdeçal, zencefil de vardı. Zencefil de vardı. Çay olarak içebilirdim ama yapmadım. Gribin acizliğine uğradım. Saat 12.30'a geliyor. Böyle bir kahvaltı. Sizinle daha güzel bir elektrik gelirse bir konuşayım ben, böyle bir motivasyon konuşması yapayım. Ah Emine ablam, akşam beni çok güldürdün. Dedi ki, dedim ki gel seviye yapalım. O da diyor ki şey diyor. Allah seviyeleri soracak mı öteki dünyada? Ya yapmaya taraftar değil ama inşallah onu ikna edeceğim bir gün. O da başlayacak. Şimdilik bu kadar. Esma mı ağlıyor, babası bakıyor. Allah Esma. Neyse hadi şeyde görüşelim akşam yemeğinde. Arkadaşlar böyle bulgur pilav yapıyorum. Yaptım pardon. Kuru fasulye pişiyorum. Kuru fasulyeyi pişirken özellikle karışık beslenme denen bir prensibimiz var bizim. Etle aynı proteinleri pişirmiyoruz. Etle kuru fasulyeyi, etle nohutu, etle mercimek türevi, işte bakliyatlarla eti pişirmemeye dikkat ediyoruz. Bu arada düdük dede görünüyorum ha. Diyeceksiniz ki şeker orucu yaptın. Bakalım kilomu alacaksın sen, şeker orucusunu bırakıyorsun. Her gün böyle bulgur yiyeceksin. Bulgur yemek zorunda değiliz. Benim vücudumun işte şeker, ekmek gibi, baklava gibi tatlar istememesi için, önünü kesmek için tabii ki yiyeceğim. Siz de yiyebilirsiniz, sıkıntı yok. Bulgur yiyerek kilolarımızı vereceğiz. Su içerken de dikkat ediyoruz şöyle. Göstereyim. Böyle şey değil de, eşimin kült ablası. Böyle midemiz bulunana kadar değil. Yeteri kadar ben su içiyorum. Tabii ki günlük benim su içişim 2 litreyi buluyordur ama bu benim vücudumun istediği bir şey. Aç karnına su içmiyorum. Siyah çayımı içtim bugün. Size kahve içmediğimi özel sebepten, regle olduğum için diyorum. Onun dışında da yani böyle güzel günlük güneşlenik geçiyor. Kuzu da burada şey yiyor. Şöyle. İnsanları göstermek istemiyorum. Balkonda içen çift var. Onlara demesin ki bizi çekiyor. Şöyle göstereyim. Böyle şeyimi içeyim. Suyumu güzelce. Yani demek istediğim şöyle. Biraz görüntü vereyim size. Demek istediğim arkadaşım şöyle bir şey var. Yani kilo vereceğim diye çamak yaparak gerçekten kilo verilmiyor. Emine abla sen izlemiyorsun. İzlediğin zaman şöyle diyeyim sana. Boş ver yesen, ne olsa bir gün pişman olacaksın, diyeceksin ki sosyolog kilosunu verdi, ben nasıl vereceğim diye. Gidecek benim kilolar, sizlerin de aynı gidecek. Biraz özveri, bakın ekmek bağımlılığını, şeker tatlı ihtiyacını ben bulgurdan karşılıyorum. Rahatlıkla yiyebiliyorum, emziren anneyim. Emziren anneler sakın ola ki sizler ağır diyetler yapmayın. Bakın güzelce bir kahvaltınızı benim gibi hazırlayıp araya birkaç içecek ya da sıkıştırabilirsiniz. Kuru yemiş koyabilirsiniz. Kendiniz sağlıklı olan ne istiyorsanız. Tekrar benim gibi akşam yemeğini bulgurlu yiyebilirsiniz. Doyana kadar, isteyene kadar, bu size kilo verdirecektir kesinlikle. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu da söyleyeyim ben. Asla yaşamazsınız.
Çörük götü sabah kahvaltısında yemekler için üzerine serperseniz çok daha iyi olur. Mesela emziren anneler, normalde sizler de. Zaten çörük otunun ölümden başka her şeye faydası var, çaresi var. Ondan sonra böyle yaparsanız daha iyi olur. Ben mesela bugün koyacaktım ama çörük otum bitmiş. Markete gidince alacağım. Ya artık güvenmiyoruz aktar, hiç fark etmiyor. Nereden geldiği belli yani. Şimdi diyeceksiniz ki git aktardan al falan. Ya bilemiyorsun ki nereden aldın. En azından marketlerde çabuk tüketiliyor ve daha tazesinin gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Aktarları çoğu kişi tercih etmiyor ya ulaşım sıkıntısından dolayı. O şekilde yani mantıklı davranmak gerekiyor. Korona var. Çocuklarımla birlikte çıkmıyorum. Biz siparişleri veriyoruz. Eşime getiriyor. Eşimi nasıl koruyacağız? Eşime kolonya sürteceğiz. Eşimi iyi besleyeceğiz. Her şey beslenmeden geçiyor. Ona bir kırmızı pancar kaynatacağım, içirteceğim. Ve zerdeçallı zencefilli bir çay yapacağım. Tozuyla birlikte sıcak bugünden. İçsin yarın iş yerine gitsin. Böyle önlemler alacağız. Soğan koydum evimin hem yatak odamıza hem de oturma odamıza böyle mikropları çeksin diye. Zaten grip var. Rabbim şey yapmasın yani. Şimdi çiftler bana bakıyor. Ne yapıyor bu delikanlı? Yani ben nasıl anlatayım yani? El işaretlerini koydum. Efendim? Rabbim yardımcımız olsun ama yine de herkes çocuklarını bırakmışlar böyle balkon şeylerde oynuyorlar apartmanın. Kim balkonda oynuyor? Ne yapsınlar ya insanlar? Vallahi 14 gün kritik, hiçbir yere çıkmayalım. Boş verin. Zaten önlem için tatil verildi. Yürüyüşümü yapamıyorum şeyden dolayı. Ben de başlayacağım. 30 dakikalık yürüyüş çok önemli. Ne var anne? 30 dakikalık yürüyüş çok önemli arkadaşlar. Vallahi önemli. Yağ yakmak için. Aldığımız enerji harcamak için ister bir saat yürüyün ister en az 20 dakika 30 dakika yürüyün yani. Yürüyün. Sizinle daha çok birlikte olacağım ama bundan sonra daha mantıklı konuşmalar yapacağım. Daha iyi bilgiler vereceğim. Tasarlıyorum. Videolarım biraz daha kaliteli gelecek. Kesinlikle. Zorlu bir sürecim vardı. Neredeyse atlattım. Bu hafta bitiyor. O bittikten sonra kanalımdan daha çok ilgileneceğim. Aşılması gereken sınırlar vardı. Aştık Allah'a şükür. Şimdi sıra gelen yorumlar değerlendirilecek. Ya ceviz kuyruğu ile ilgili de şöyle bir şey diyeyim. Çok tepki de gördü, talep de gördü. Ben onu diyetle verdiğim her zaman söylüyorum. Anne detoksuyla verdim. Zaten kendi kendine bir şeyle bir kilo veremezsiniz. Destekleyerek verirsiniz. Yani... Bu şeyde de beslenmede de uygulayamıyoruz biz ceviz kürünü. Sadece yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, akşam yemeği vakti. Bulgur pilavım, turşu kendim kurmuştum zaten. Kuru fasulyem var. Kuzum yine burada. Yemek mi vereyim, kuzu ne vereyim bakayım. Ne veri istiyorsun? Bundan mı istiyorsun? Al. Kuzumun iştahı yok. Böyle ev halkının yemeğini şöyle göstereyim ben size. Özellikle çelik tencerede yemeklerimi pişiriyorum. Buna dikkat ediyorum. İstediğim kadar doyana kadar bulgurumu yiyeceğim. Öncelik kuru fasulyeni yoğurdun. Arkasında da turşunun. En sonunda bulgur pilavımı günü kapatacağım. Kızım tamam fıstım. Tamam fıstım. Öncelik sırası böyle. Bugün de devirdik. İkinci gündeyiz. Yok, üçüncü gündeyiz ya. Ben günleri karıştırdım arkadaş. Siz bana bakmayın. Bayağı bir karıştırdım. Üçüncü gün, üçüncü gün. Üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Çünkü ben neden karıştırıyorum? Hasta olduğumuz için bir gün video paylaşmadım. O yüzden. Takipte kalın. Her gün bir videom gelecek. Bugün pazar günlerden. Cuma günü başlamıştık. Üçüncü gün. Ve güzel güzel böyle paylaşacağım. Bugünlük de bitti. Ben şimdi ilgileneyim.